Şirfenin örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli bir örgü modeli göstermek istiyorum. Sonradan ipimin rengini ve markasını çok fazla soran oluyor. O yüzden hemen göstereyim. Mako Vizon. Burası da renk numarası. Şimdi ben bu model için ana rengimi, yani lastik kullanmam gereken kısmı yeşil iple, üzerinin model kısmını ise beyaz iple çalışmak istiyorum. Modelim 6 ilmeğin katlarından oluşuyor. 6, 12, 18 şeklinde 6 ilmeğin katlarını ayarlayıp en son 2 tane kenar ilmeği ilave etmeniz gerekiyor. Ben 18 ilmek hazırladım. Örgüme başlıyorum. Burası örgümün ilk sırası ve örgümün arka tarafı. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1 ilmek düz olarak ördüm. 4 ilmek ters olarak örüyorum. Tekrar arada bir ilmek düz ördüm. Burası bir model. Devam ediyorum. İkinci ilmeğimi de düz ördükten sonra 4 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 4 ilmek ters. Son bitiş kısmı 1 ilmek düz, kenar ilmeği ise ters olarak ördüm. Şimdi burası örgümün arka yüzü idi. Lastik hazırladıktan sonra örgünün arka yüzünde aynı şekilde lastiğin rengiyle bir sıra bu şekilde örerek hazırlık yapmanız gerekiyor. Şimdi örgümün ön yüzündeyim, hemen renk değiştiriyorum. Başlangıç kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İpim arkada iken şu anda bakın ilmeğim ters ilmek. Bu ters ilmeği, yani ilk ilmeği örmeden atlatıyorum. Sonraki 1, 2, 3, 4 ilmeğimi düz olarak ördüm. Burada şimdi tekrar 2 tane ters ilmeğim var. İpim arkada iken bu 2 ilmeği örmeden atlattım. Tekrar 4 ilmek düz olarak örüyorum. İpim arkada iken 2 ilmek örmeden alıyorum. Tekrar 4 ilmek düz olarak örüyorum. Son 1 ilmeğimi örmeden atlattım. Kenar ilmeğini ise düz olarak ördüm. Bu sırada modelimizin kuruluşu bu şekilde. Bu sırayı beyaz ipimle ördüm. Şimdi örgümün arka tarafını çevirdim. Aynı ön sırada atlattığım ilmekleri ipim bu defa kendi tarafım alarak tekrar örmeden atlatıyorum. Diğer 4 ilmeği ters olarak örüyorum. İpimi kendi tarafım alıyorum. Ön sırada örmeden atlattığım ilmekleri arka sırada tekrar örmeden atlatıyorum. Diğer aradaki kalan ilmekleri ise ters olarak örüyorum. Böylece sıramı tamamladım. Örgümün ön tarafındayım. İki sırayı beyaz ipimle tamamladım. Şimdi tekrar yeşil renkli ipime geri geçiyorum. Başlangıçtaki düz ilmeğimi ördüm. Şu anda başta önceki sıralarda örmeden atlattığım yeşil renkli ilmeğim var. Arkasındaki beyaz ilmekle ikisini diğer şimdi aldım. Ve baştaki bu ilmeği arkasındaki ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. İlmeğimi tekrar şişime geriye aldıktan sonra bu atlatıp bıraktığım yeşil ilmeğin içerisine giriyorum ve bu ilmeğimi bir kez düz örüyorum. Yoksa burada ilmeğim eksilir. Burada modeli şeklini veren kısımda burası aslında. Devamındaki ilmeği örmeden atlattım. Arada 2 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu defa bu ortadaki 2 yeşil ilmeği 2 kenarlardaki ilmeklerin içerisinden geçiriyorum. Öndeki beyaz ilmeğimin içerisinden arkasındaki yeşil renkli ilmeğimi atlatıp bırakıyorum. İçerisinden ilmek atlattığım beyaz ilmeğimi örmeden aldım. Bu ilmeği örmeden aldıktan sonra yeşil ilmeğimi, bakın şişimi aldım ve içerisine girerek bir kez düz olarak ördüm. Sonraki iki ilmeğimi
Baştaki yeşil renkli ilmeğimi arkasındaki ilmeğin üzerine atlatıp bıraktım. İlmeğimi şişime geriye aldım. Burada atlatıp bıraktığım yeşil renkli ilmeğin içerisine giriyorum. Bir kez düz olarak örüyorum. Üzerinden ilmek atlattığım beyaz renkli ilmeğimi örmeden atlatmam lazım. Aradaki ilmek düz ördüm. Burada önceki sırada örmeden atlattığım ilmeğim var. Bunu önündeki ilmeğin üzerine atlatıp bıraktım. Bu ilmeği örmeden diğer şişime aktardım. Atlatıp bıraktığım ilmeğin içerisine giriyorum ve bu ilmeği düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi aynı işlemi yapıyorum. Bu defa önceki sırada örmeden atlattığım ilmeğim örgünün başında. Arkasındaki ilmeğin üzerinden atlatıp bıraktım. Bu ilmeği şişime geriye aktardım. Atlatıp bıraktığım ilmeğin içerisine giriyorum. Bir kez düz örüyorum. Devamındaki beyaz ilmeği örmeden diğer şişime alıyorum. Arada iki tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Son iki ilmeğimi aynı işlemi yapıyorum. İkinci ilmeği baştaki birinci ilmeğin üzerine atlatıp bıraktım. Sonra bu ilmeği örmeden diğer şişime aktardım. Atlatıp bıraktığım ilmeğin içerisine girerek bir kez düz ördüm. Kenar ilmeğini örerek sıramı tamamladım. Şimdi bu sıradan sonra ilk başlangıçta ön hazırlık yapmıştık. Tekrar şimdi diğer model için ön hazırlık yapmamız gerekiyor. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Devamındaki ilmeği ters ördüm. İpimi kendi tarafıma aldım. Ön sırada örmeden atlattığım ilmeği bu sırada tekrar örmeden atlattım. Bakın burada alttaki ilmeğimiz beyaz imiş. Üzerine yeşil ilmeğimizi örmüşüz. Bu iki ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Bir ilmek örmeden atlatıyorum. Bakın burada yeşil ilmeğimin altındaki ilmek tekrar yeşil. Karıştırırsanız bu size fikir verecektir. Bu iki ilmeğimi ise ters olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma aldım. Sonraki ilmeği örmeden atlattım. İlmeğin altındaki bir önceki ilmek beyaz olduğu zaman bu iki ilmeği düz olarak örüyoruz. Böylece modeli kaydırmış oluyoruz. Bir ilmek örmeden atlattım. Devamındaki iki ilmeği ters ördüm. Bir ilmek örmeden atlattım. Devamındaki iki ilmeği düz olarak ördüm. Bir ilmek örmeden atlattım. Kalan ilmeğimi ve kenar ilmeğini ters olarak ördüm. Şimdi tekrar iki sırayı doldurduktan sonra hemen renk değiştiriyoruz. Aynı işlemleri yapıyoruz fakat modeli her defasında kaydırmamız gerekiyor. Başlangıçtaki kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Sonraki ilmeğimi düz olarak ördüm. Ve bir ilmek daha düz ördüm. Kenar ilmeğiyle birlikte 3 ilmeğimi düz olarak örmüş oldum. Burada 2 tane ters ilmeğim var bakın. Bunları ipim arkada iken örmeden diğer şişime aktarıyorum. Devamındaki 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. 4 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ilmeğimi örmeden atlatıyorum. Kalan 2 ilmeğimi kenar ilmeği ile birlikte düz olarak örüyorum. Aynı modeli tekrarlıyorum fakat bu defa kaydırarak uygulamış oldum. Örgümün arka tarafındayım. İlmeklerimi ters olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Önceki sırada örmeden atlattığım ilmekleri bu sırada tekrar örmeden atlatıyorum. Diğer aradaki kalan 4 ilmeği ters olarak örüyorum. Her renk 2 sıradan oluşuyor. İlmeklerimi sıra boyunca ters örerek sıramı bitirdim. Ve böylece ön tarafa geçtiğim zaman hemen renk değiştiriyorum. Şimdi aralarda ikişer tane örmeden atladığımız yeşil renkli ilmeklerimiz var. Bunu tekrar iki kenara açmamız lazım.
Kenar ilmeğini düz olarak ördüm. Bir ilmek daha düz olarak ördüm. Şimdi iki tane yeşil ilmeğimizin baştaki ilk ilmeğini önündeki beyaz ilmeğin üzerine atlatıp bıraktım. Üzerinden ilmek atlattığım bu ilmeği örmeden diğer şime geçiriyorum. Burada yeşil ilmeğimi atlatıp bırakmıştım. Bu ilmeğin içerisine giriyorum ve bir kez daha düz olarak örüyorum. Sonraki iki ilmeğimi şişime, diğer şişime geçirdim. Bakın baştaki yeşil renkli ilmeğimi arkasındaki beyaz renkli ilmeğin üzerine atlatıp bıraktım. Beyaz renkli ilmeğimi sol şişime geri aldıktan sonra bu beyaz ilmeğin altında kaldı. Bakın biraz sırasına geçti ilmeği atlatıp bıraktığımız için. Bu ilmeğin içerisine girerek düz ördüm. Ve üzerinden ilmek atlattığım beyaz ilmeğimi örmeden atlattım. Görme engelli seyircilerim çok fazla olduğu için elimden geldiğince çok detay vermeye çalışıyorum. Ama bu model maalesef birazcık karışık, bunu söyleyebilirim. Umarım anlayabiliyorsunuzdur. İki ilmek düz ördüm. Şimdi tekrar aynı şekilde. Burada şimdi iki ilmeğim var. İkinci ilmeği önündeki birinci ilmeğin üzerine atlatıp bıraktım. Ve şimdi kalan ilmeği örmeden aktardım. Burada örmeden atlatıp bıraktığım ilmeğin içerisine giriyorum ve bu ilmeği düz olarak örüyorum. Diğer iki ilmeğimi sağ şişime aldım. Baştaki ilmeği ikinci ilmeğin üzerine atlatıp bıraktım. Ve şişimde kalan ilmeğimi sol şişime geriye aldım. Ve atlatıp bıraktığım yeşil ilmeğimin içerisine giriyorum. Bir kez düz örüyorum. Ve devamındaki ilmeği örmeden şişime aktarıyorum. Birkaç modeli benimle birlikte videoya bakarak çıkartmanızı tavsiye ederim. Sonrasında modelin nasıl yapıldığını anlayabilirsiniz ve daha kolay ilerleyebilirsiniz. Fakat benim gibi birkaç model örmeden bu örneği tek başınıza çıkartırken daha önce yapmamışsanız zorlanabilirsiniz. Çok güzel göründüğü için bu modeli çalışmak istedim sizlerle. Şimdi örgümün arka tarafındayım. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Bakın yeşil ilmeğimin altındaki ters görünen ilmek beyaz. Böyle olunca hemen bu ilmeği düz olarak örüyorum. İpimi kendi tarafıma alıyorum. Önceki sırada örmeden atlattığım ilmeği bu sırada tekrar örmeden atlattım. İki ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden atlattım. İki ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden atlattım. İki ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden atlattım. İki ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden atlattım. İki ilmek ters ördüm. Bir ilmek örmeden atlattım. Son kalan ilmeğimi düz ördükten sonra kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Bu sıra aynı zamanda örgünün ilk başlangıcındaki uygulamış olduğumuz sıra. Bundan sonrasında aynı İlk başlangıçtaki yaptığımız işlemleri tekrarlayarak devam etmeniz gerekiyor. Oldukça hoş duran bir model. Ama dediğim gibi ilk başta biraz dikkat isteyen bir model. Bunu sizlerle çalışmak istedim. Genelde kolayca yapabileceğiniz modellere yer veriyorum. Ama arada böyle zor modellerde çalışmak lazım. Belki seven, beğenen, kullanmak isteyen olur. 3,5 numara şiş kullandım. Burası da örgümün arka tarafı. Herkese kolay gelsin.